Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir kayıt cihazımız var. Hi-Con. Hi-Con kayıt cihazına değil, diğer tüm cihazlarda benzer olabilir bu uyarı sesi. Bakın şurada kameralarımız var. Şu kameralardan kullandık. Bir tanesi Hi-Con, bir tanesi de Hi-Con. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugünkü videoda bundan dıt diye bir ses geliyor. Sesi gösterelim hatta. Burak arkadaşımız göstersin size. Şimdi şifreyi yanlış girince gelecek o uyarı. Bakın. Gördünüz mü nasıl ses geliyor? Hayvan gibi bağırıyor. Bir daha ses, bir daha yanlış girelim. Bakın. Bu ses hani uyarı sesidir. Farklı farklı hatalarda bu buzzer sesini duyabilirsiniz. Ortes olmayınca da aynen. Aynen. Şimdi girelim. Biz nereden geleceğini göstereceğiz size. Bizim cihazımız bu. Şimdi bu ekrana bakalım. Şimdi bu uyarı sesleri nasıl kapatılır bundan bahsedeceğiz. Yani kayıt cihazındaki dıt 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 diye az önce duydunuz iğrenç sesi nasıl kapatırsınız? Bahsedeceğiz. Yapılandırmaya giriyoruz. Yapılandırmanın altında istisnalar var. Bakın bir daha gelelim oraya, hatta şu şöyle göstereyim ki net gözüksün. Okunmuyor vaziyetleri. Evet, istisnalar okunuyor şu an. İstisnalar. İstisnalara girince burada istisna türü. Yani ne olunca bize hata verecek. Hard disk dolu olunca hata verebilir. Hard disk hatası olunca. Hard disk hatasını seçelim bakalım, sesi duyalım. Çünkü şu an HDD yok. Canlı izleme modunda. Bakın. HDD hatasını seçtik. Sesli uyarıyı seçtik. Mail gönderme uyarısı var. Uyarı türlerinden bahsedelim. Bakın burada HDD dolu hatası var. Sen anlatmak istersen. Hard disk dolu hatası var. Hard disk. Şimdi hard disk hatasını seçtiğimiz için şu an bizde hard disk yok. Onu bir kaldıralım hatta. Şu an arka bölümden ses gelmesin. Tamam. Sesli uyarıyı kaldırdım. Özel rahatsız ediyor çünkü. Hard disk dolursa hata verir. Hard disk ile ilgili herhangi bir sıkıntı hata verir. Eğer network kablonuz NVR'e bağlı değilse hata veriyor. Kameralar aynı IP'ye verilmişse hata veriyor. İşte yanlış şifre, daha demin bizim girdiğimiz gibi yanlış şifre girince. Abi bunlara kaldık, açsana bir bunu. Bakalım burada yok. Kalktık mıydı o? Kalktı. Yanlış şifreye gel ama. Yanlış şifre tıkla. Biz yanlış şifre verdik ama uyarı verdi. Vermemesi lazım o zaman. Demek ki bu farklı bir şey. Evet. Kameranın yanlış şifresi olabilir bu. Evet, hatalar olabilir. Başka işte bunlar da falan filan. Aynen bu şekilde hatalar geliyor. Hepsini seçip tikleri kaldırırsanız uyarı vermez. Uyarılardan bahsedelim. Sesli uyarı az önceki çok rahatsız edici bir sesti o. İzleme merkezine bilgi. Bu nasıl oluyor? Bu bildirim olarak geliyor. E-mail gönder varmış. Bir de alarm çıkış tetiği var. O ne oluyor? O da bakın şurada yeşil bir şey var. Tetikleyiciler. Şuna gerekli şeyleri bağlarsanız tetikleme yapıyor, alarm verdirebiliyorsunuz. Yani kayıt cihazı ile ilgili aslında bu videonun amacı şuydu. Uyarı sesi nasıl kapatılırdı? Uyarı seslerini bu şekilde kapatabiliyoruz kayıt cihazlarında. Yani yaptığımız şey istisnalar altında. Bir daha girelim, komple en başa dönelim istersen. Ana menüyü açtıktan sonra yapılandırma, yapılandırmanın altında istisnalar. Şu gördüğünüz kısım. İstisnalar kısmından uyarılarınızı kaldırabilirsiniz.